Kaç mevsim bekleyeyim daha kapında, ayağımda zincir, boynumda kement. Beni de piştiğin bela kabında, o kadar kaynat ki buhara benzet. Bekletme Yunus'um, bozuldu bağlar, düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar. Veriyor ayrılık dolu semalar, içime bayıltan acı bir lezzet. Rüzgara bir koku ver ki hırkandan, geleyim izine doğru arkandan. Bırakmam, tutmuşum artık yakandan, medet ey dervişim Yunus'um medet. Necip Fazıl Kısaküre'nin Yunus Emre hakkında yazdığı bir şiiri. Ben de bu romanı yazarken, yazma düşüncesi aklıma geldiğinde, hikayeyi nereden başlatabilirim? Hangi olaylar Yunus'un hayatında bizim bildiğimiz kaynaklarda yer alan, bu kaynaklardan elde edeceğim bilgilerle ne gibi bir hayat çizgisi oluşturabilirim diye araştırmaya başladım. Necip Fazıl Kısaküre'nin dediği, rüzgara bir koku ver ki hırkandan, yani Yunus'un bir derviş olarak hırkasından bugüne gelen bir koku, bir esinti. İşte bizi bu salonda toplayan da Yunus'un yıllar öncesinden, onun hırkasından gelen esintidir. Yunus Emre, hayatında belli başlı kırılma noktaları var. Bir tanesi, hepinizin malumudur, kıtlık zamanında Hacı Bektaş Veli dergahına gider. Giderken de alış toplar Hacı Bektaş-ı Veli'ye sunmak için. Hacı Bektaş-ı Veli'nin bu nezaketi, Yunus'un bu nezaketi çok hoşuna gider. Ona şöyle bir teklifte bulunur. Sen buraya buğday almaya geldin ama buğdaydan vazgeç, sana nefes verelim. Bir başka rivayette de himmet verelim diye geçer. Her buğday tanesine bir nefes verelim. Tabii Yunus Emre açlık dolayısıyla gelmiş. Birkaç torba buğday alacak, evine götürecek. Çoluk çocuğu, evlat, iyal o kışı karnı tok olarak geçirebilecek. Yunus Emre bu teklifi kabul etmez. Buğdayı ister. Hacı Bektaş-ı Veli de ısrar etmez. Yunus'u dergâhtan gönderir buğdayı vererek. Fakat yolda Yunus yapılan teklifin önemini kavradığında geriye döner, dergaha tekrar gider. Dergahta buğdayları geri verip tekrar nefes alma, verilen, teklif edilen himmeti alma niyetini söylediğinde Hacı Bektaş-ı Veli artık bu dergahta kendisine yer olmadığını, onun kilidini Tapduk Emre'ye havale ettik diye söylediği o sözüyle Tapduk Emre dergahına gönderir. Yunus Emre'nin hayatındaki kırılma noktalarından en önemlisi. Ben de romanda kullanabileceğim malzeme olarak Yunus'un hayatındaki bu olayı nasıl kullanabilirim, romanda nasıl işleyebilirim? Peşinden Tapduk Emre dergahına gelip de orada kimi rivayetlere göre 40 yıl hiç eğri büğrü odun değil, hepsi düz, özellikle seçtiği düz odunlarla dergaha hizmet etme gayretini gördüm. Fakat bunlar yeterli değil. Romanı oluşturmak için, hikayeyi oluşturmak için yeterli veriler değildi. Başka neler vardır? Yunus'un kimliği nedir? Yunus'un kimliğini, kişiliğini, fikrini, zikrini ifade eden ne vardır? Elimizde Yunus'un bu konudaki dünya görüşünü ifade eden, bize ulaşan bir tek kaynak var, divanı. Ve bir de Risalet-ül Nusiye, Öğütler kitabı. Yunus Emre'yi kaynaklarda Tapduk Emre dergahından ayrıldıktan sonra hocası, Konya'daki hocası Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e gittiğine dair rivayet var.
Bir de bana romanda önümü açan en önemli şeylerden birisi divanında yer alan "Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı illeri Kamu, Kayseri, Tebrizü, Sivas, Nehçivan, Maraşu, Şiraz. Gönül sana Bağdat yakın alemlere divanesin, vardığımız illere şol safa gönüllere, halka taptuk manasın saçtık elhamdülillah." Yunus Emre'nin bir seyahat yaptığını buradan anlıyoruz. Seyahati yapmış ama seyahat hakkında detaylı bilgi yok. Bir seyyah gibi gezdiği yerleri, gördüğü yerleri anlatan, oralardan haber veren, böyle bir kaynaklarda yer alan bir bilgi de yok. Yunus'un böyle bir şeylere değindiğine dair bir şiir ya da nesir yok. Ama benim önümü açan, Yunus'un hayatından bana ulaşan bir ışıktı bu. Yunus'u seyahat ettirmeyi düşündüm. Hacı Bektaş Veli dergahına gidişi, oradan Taptuk Emre dergahına geçişi ve oradan Taptuk Emre, Şeyh'i Taptuk Emre'nin kendisine seyahat müsaadesi verdikten sonra yola düşüp Konya üzerinden Şam'a, oradan tekrar Anadolu'ya geçerek kuzey bölgelerine, bugünkü Nahçıvan dediğimiz eski dönemlerde Nehçıvan deniyor ki şiirinde de öyle söylemiş. Sonra, şimdi bir başka şöyle bir sorun daha ortaya çıkıyor. Yunus Emre'yi gezdiği, gördüğü yerlerde karşılaştığı insanlarla bir araya getirdik. Oralarda da kendine uygun karakterler bulduk. Fakat ne konuşturacağız? Yani Yunus Emre nelere değinen birisidir? Nasılsın, iyi misin? Aa, iyiyim, işte geldiğim yerlerden şöyle haberler anlatan bir yapısı mı vardır? Ya sizin buralarda en önemli şey nedir? Gitti Şam'a, Bağdat'a. Yani oraların güzel, enteresan yerleri, yemeği, elbisesi neyse, önemli olan o şehre ait ne varsa bunları mı merak etmiştir, yoksa onun esas önem verdiği şeyler başka şeyler midir? Bu konuda da Yunus'a sadık kalma realitem ta başından beri vardı. Yunus'u Yunus Emre neyse o şekilde romana yansıtmak, romanı o şekilde oluşturmaktı. Yunus'un gezdiği, gördüğü yerlerde karşılaştığı insanlarla konuşmalarında divanından yararlanarak onun kişilik yapısını ortaya çıkartarak, ortalama bir kişilik yapısı görerek diyaloglarını da o şekilde oluşturmaya çalıştım. Mesela bana ışık tutan şiirlerindeki ifadelerden benim oluşturduğum, düz yazıya döktüğüm bazı şeyler var. Bir kere gönül konusuna çok önem vermiş Yunus Emre. Gönül Allah'ın tahtı. İnsan ilişkilerinde gönül kırmama üzerine çok büyük hassasiyeti var. Ak sakallı bir koca bilmez ki hali nice, emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise. Yani bir gönül yıkarsa bir insan, hiç hacca falan boşuna gitmesin, bunun bir anlamı kalmaz. Bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil. Yani namaz kılmak dinin vecibelerinden, temel ilkelerinden birisi olmasına rağmen, Yunus Emre Müslümanlar arasında biraz göz ardı edilen bir hususu daha çok öne çıkartarak insanların birbirleriyle kaynaşmasında daha bağlayıcı bir yönü olan o gönül konusunu işin en başına oturtarak bakış açısı, insanlara yönelik bakış açısı, insan ilişkilerinde dikkat edilecek husus hakkında bize çok önemli bir ipucu veriyor. Bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil,
72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise, er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise birine bin az değil. Yunus'un o diyarları yıllarca dolaşan Yunus, tüm bal dolu kovanlarını ters yüz eder, zira ballar balını bulmuştur artık. Bağ, bahçe, bostan ne varsa yüz çevirmiştir, zira bostanlar başını bulmuş ve o nadide yerin çıkardıklarının lezzetine varmıştır. Bunlar şiirlerinde değindiği hususları benim kısa kısa aldığım notlar olacak. Size birkaç tanesini okuyacağım. Aşk ateşi Yunus'un yüreğini eritmiştir. Tüm hevesler kesilmiş, bağ bahçe yok olmuştur. Kahır kazması ile canda cefa ocağı kazılmış, boynuna da himmet eri bıçağı vurulmuş, sonra himmet suyu ile gönlü yıkanmış, gönül deryası temizlenip pak olmuştur. Ardından hizmet kapısına yönelip adımını atmıştır. Artık kendisine taş atana güller saçılsın diye dua eder. Meşalesine kem söz edenin meşalesi sönsün demez, eline de bir meşale verilsin diye temennide bulunur. Yunus, dört şeyin kendine yoldaş olduğunu söyler. Can, din, iman, diğeri de nefistir. Bu dördüncüsü yani nefis ile yolda gelirken savaşmış, çetin bir mücadele vermiştir. Yunus Emre, erenler kapısının mürüvvet kapısı olduğunu bildirir. Bundan mahrum olmamak için sadakat ile bu kapıya gelmek gerektir diye söyler Yunus Emre. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, bir miskini gördün ise, bir elbise verdin ise bil ki yarın karşına o çıkacak, böyle bir iyilik Rahman'ın hoşnutluğunu kazandıracak ve seni de hoşnut etmek için hesapta bunlar kullanılacak. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Evet, ölüm hali bedende kendini gösterir. Lakin can, ruh ölmez. Çeşmeden akan suya bardağı tutarsan doldurursun. Çeşmenin yanına bardak koyarak bardak kendisi dolmaz. Yunus Emre'ye göre aşk erine Allah-u Teala bin hamza kuvveti vermiştir. Yolunu dağlar kesse dağları atar, yolu açar Allah'a ulaşır. Yüz bin ferhat olur kazmasıyla dağları deler, aşk yolunda ab-ı hayat içmeye. Dosta gitmek için aşığın canına kanatlar verilir. Bunlar Yunus Emre'nin şiirlerinde değindiği konular. Ben de bunları romanda bol bol kullandım. İnsan ilişkilerinde benim için çok büyük bir ipucuydu. Yunus Emre nelerden bahseder, nelere değinir, hangi konularda önceliği vardır? Bu hususlarda çok yararlandığım şiirlerinden bölümler oldu. Kendisi derviştir ama dervişlerin içinde de dervişliğe uygun olmayanları tenkit etmekten de geri durmaz. Dervişlik olaydı taç ile hırka, biz de alırdık 30'a 40'a. Dervişlikte esas olan gönlü derviş kılmaktır. Kisve giymek, giydirmek, görünüşte derviş kılar belki ama özde derviş yapamaz. Yunus Emre'nin ağızdan çıkan sözlerin tesirleri hakkında da beklentisi vardır. Söz kalbin aynasıdır. Söz başa geleceklerin habercisidir. Benim en çok hoşuma giden şiirlerinden birisidir. Sözünü bilen kişinin yüzünü ak ede bir söz, sözü pişirip diyenin işini pak ede bir söz. Söz olur keser savaşı, söz olur kestirir başı, söz olur zehirli aşı bal ile yağ ede bir söz.
Kişi bilsin söz demini, demesin sözün kemini, bu cihan cehennemini sekiz cennet ede bir söz. Yunus şimdi söz yadından, söyle sözü gayretinden, çok sakın o hak katından seni uzak eder bir söz. Evet, çocuklar, hepimizin sözlerimize de dikkat ederek, kimsenin gönlünü kırmadan, kimseyi rencide etmeden, herkesi mümkün mertebe hoşnut edecek sözler kullanma gayreti içerisinde olarak, sizin de böyle olmanızı temenni ederek saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.